soru-cevap kısmında daha doğrusu bir konuğumuz olacak. Dövme öğrencimiz olan Volkan arkadaşımız bizimle olacak. Şimdi yine konuya dövme tarihinden başlamak istiyorum. Dövme eğitimi almak isteyen insanların öncelikle dövme tarihiyle ilgili bilgisi olması gerekiyor ki bu bilgiler eşliğinde gelen müşterilerinize de bazı sorulara karşı boş olmamanız ve bu soruları cevaplayabilmeniz anlamında. Çünkü dövme nasıl başlamış, nasıl ortaya çıkmış gibi sorular çok soruluyor. Ve bu konuda donanımlı olursanız daha da güzel bir sohbet olur müşterinizle aranızda. Çünkü sessiz bir seans olmayacaktır, sohbet edeceksinizdir bu dövmeyi yaparken. O yüzden bu konulara ben önem veriyorum. Dövme tarihiyle alakalı ilk bulgularda dünyanın bilinen en eski dövmesi 5000 yıllık iki mumyada görüldü. 100 yıl önce de Mısır'da bulunan mumyalar şimdilerde Londra'da British Museum'da sergilenmekte. Şimdi dövmenin tarihi ne, dövme nasıl ortaya çıktı gibi sorularda kimilerinin tutkunu olduğu, kimilerinin ise yalnızca küçük bir aksesuar olarak gördüğü dövmenin tarihi Neolitik çağlara dayanıyor. Keşfedilen dövme araçlarının arkeolojik bulguları ise dövmenin Avrupa'da üst paleolitik dönemde de uygulandığını gösteriyor bizlere. Dünyadaki en eski dövmeli insanın milattan önce 3351 ile 3017 yılları arasında yaşadığı biliniyor. Fakat buz adam Otzi'nin vücudunda bulunan dövmeler dövme tarihinin tahmin edilenden çok daha öncelere, eskilere dayandığını bir kanıt olarak karşımıza çıktı. Yapılan karbon testlerinde Otzi'nin 5300 yaşında olduğunu gördük. Şimdi bu 5300 yaşındaki bir insanın vücudundaki dövmeler, bir sonraki slide'da göstereceğim, bu görmüş olduğumuz dövmelerdi. Otzi'nin üzerinde, boynunda, dizlerinde, eklemlerinde, ellerin üstünde, bacaklarında olan dövmeler tam 5300 yıl öncesinde yapılmış dövmeler arkadaşlar. Bu da birçok dinin, hani mesela işte birçok dinin işte 1500 yıl önce, 3000 yıl önce, 4000 yıl önce ortaya çıkan dinlerden çok daha eskilere dayandığını gösteriyor. 1991 yılında Otzi bulmuştu. Otzi'nin vücudunun farklı bölgelerinde tam 57 tane dövme bulundu arkadaşlar. Daha öncesinde de bu dövmelerin dini veya sus amaçlı olduğu düşünülse de yapılan incelemeler sonucunda dövmelerin özellikle kemik erimelerinin olduğu yerlerde yapıldığı görüldü. Yani aslında bu bir şifalanma yöntemi olarak düşünülmüş o yıllarda, hani bundan 5300 yıl önce ve bu kemik erimeleri olan yerlere bazı semboller, işaretler yapılmış. Otzi'nin bu dövmeleri o bölgelerdeki kemik ağırlığını azaltmak amacıyla yaptığı düşünülüyor arkadaşlar. Ayrıca Otzi'nin vücudundaki dövmelerin deride ince kesikler açıldıktan sonra kömürle oluşturularak yapıldığı düşünülüyor. Çünkü o dönemde biliyorsunuz hani gelişmiş bir dövme tekniği olması pek mümkün değil. Ancak bu tür bir yöntemle yapılmış oldu. Antik dövmeler genellikle cilt delici aletlerle yapılıyordu arkadaşlar. Eskiden mesela bu kabilelerde de savaşçılar işte savaşa girip çıktıktan sonra vücutlarına oluşan yaralanmalar, kesileri kömürle, karbonla yani külle ovuşturarak iyileştiriyorlardı. Ve sonralarda görüldü ki bu karbon maddesi o açılan yaradan içeri nüfuz ettikten sonra yara iyileştiği zaman bir desen olarak vücutta yer alıyor. Yani o kesik artık siyah bir veya işte füme renkli bir renk olarak o deride sabit bir şekilde kalıyordu. Aslında bana soracak olursanız dövmenin bulunma yöntemi o kabilelerdeki insanların, savaşçıların bu şekilde bulduktan sonra birbirlerini farklı kategorilerde işaretlemeleriyle ortaya çıkmıştır. İşte savaşçıların farklı sembolleri, başka işler yapanların farklı sembolleri ya da hangi kabileye ait olduğu belli olsun diye değişik izler taşıyan insanlar vardı. Ben böyle düşünüyorum çünkü okuduğum kitaplarda bu tür bilgilere rastlamıştım. Mantıklı da geliyor kulağa. Antik dövmeler genellikle farklı cilt delici aletlerle yapılıyordu. Avustralyalılar dövme için küçük bir tokmak ve narenciye dikenleri, balık kemiği, kemik ve istiridye kabuklarından yapılmış bir delici alet kullandılar. Dövme yapımında bir tür sivri uçlu kemik, boynuz ya da çelik iğne deriye hafifçe batırılıyor ve açılan delikler boyayla dolduruluyor. Açılan deliklerden boya batırılmış iplik geçirilerek de dövme yapılabiliyordu arkadaşlar. Antik dövmeler genellikle farklı cilt delici aletlerle yapılıyor. Tekrar söylediğim gibi bu da mesela 1800'lü yıllarda denizcilerin hemen hepsinin biliyorsunuz dövmeleri vardı. Seydur Jeyli zamanlarından bahsediyorum. Seydur Jeyli'yi lütfen araştırın.
İlk defa dövme kataloğu yapan kişidir kendisi. Denizcilerin hemen hepsinde dövme vardı. O yıllarda çok moda olan dövme, bobinli makineleri geçişle birlikte daha da hızla yayıldı. Yani şu anda bizim kullandığımız makinelerin temelini oluşturan bobinli makineler aslında modern dövmeye geçişin temsilcisi bobinli makineler aslında bir zil düzeninden yola çıkılarak tasarlanmış ve çok popüler olmuştu. Biliyorsunuz zile bastığınız zaman eski zilleri düşünün. Bir tane çan vardı. O çana böyle çarpan bir elektrik akımıyla çarpan bir metalden ibaretti. Çok basit bir sistemdi aslında. Şimdi o titreşim yapan, zile vuran çan yerine iğneyi ileri geri hareketler yapan bir makineye dönüştürülmüştü. Temeli bir zilden yola çıkılarak yapılmıştı aslında. Bizim çok yakın döneme kadar kullandığımız, hala bazı birçok dövme sanatçısı tarafından kullanılan bobinli makinelerinde asıl teknolojisi buraya dayanmakta arkadaşlar. Daha hızlı, daha detaylı desenler yapmaya imkan vermesi de dövme taleplerini değiştirdi. Tabii ki daha hızlı ve daha kolay dövme yapılmasını sağladı. Çünkü eskiden işte elle yapılan ya da iğneyi batırarak yapılan o dövmelerden daha çok detaya girmesinin sebebi bu. Mesela saniyedeki vuruş hızını siz kendi elinizle yaparken ya da işte bir tokmakla yapılan dövmede atıyorum saniyede belki 2 vuruş yapabiliyordunuz. Fakat bu tip bir bobinli makineyle saniyede 20-30 vuruşa çıkan hızlara ulaştı insanlar ve daha detaylı dövmeleri daha hızlı zamanda, daha kısa zamanda yapmaya başladılar. Bundan 20 sene önce ülkemizde tabu olarak görülen dövmeler günümüzde toplum tarafından kabul görmekte, her yaştan insanlar dövme yaptırmaktadır. Biliyorsunuz arkadaşlar, yani bundan yani mesela 30 yaşın üzerindeki insanlar bunu daha iyi anlayacaktır. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce biraz daha farklı gözle bakılıyordu. Ama son zamanlarda işte sanatçıların, birçok tanınmış simanın yaptığı dövmelerle insanlar dövmelere daha bir hoşgörüyle bakmaya başladılar. Bir de çok yayıldığı için artık hemen hemen herkesin bir dövmesi olduğu için insanlar artık dövmeye eskisi kadar yabani bakmıyorlar. Ülkemizde özellikle 15 sene içinde dövme sektörü de oldukça iyi yerlere geldi. Aranılan her türlü ekipman da temin edilebiliyor. Önceden sadece mesela yurt dışında bulunan bu ekipmanların birçoğu, hatta hemen hemen hepsi ülkemizde şu anda yaygın bir şekilde bulunabiliyor. Bunun toptancıları var, işte satan bir sürü yer var. İnternetten sipariş verebiliyorsunuz ve binlerce çeşit ekipmanı evinize kadar, stüdyonuza kadar getirebiliyorsunuz. Ve ülkemizde de dünyaca kabul gören dövme sanatçıları da yetişmeye başladı. Son 10 yıl içinde gerçekten çok ciddi yerlere geldi. Bu konuda da çok iyi sanatçılarımız var. Bunlardan da bahsedeceğim size. Şimdi bobinli ve roteri makineler nelerdir? Onlardan bahsedeyim. İlki bobinli makine, yani o zil teknolojisinden yola çıkılarak yapılmış olan birinci örnekte görmüş olduğunuz bu makineler bobinli klasik makineler oluyor. Şimdi bu bobinli makinelerin yerine artık roteri makineler almaya başladı. Yani içinde bir bobin sistemi yerine bir motor var ve sessiz çalışan motorlarla yapıyorlar artık bunu. Eskiden o dövme yapılırken duyduğunuz o zızız sesi artık tarihe karıştı. Roteri makinelerde neredeyse ses sıfıra yakın. Hatta işte diğer makinelerle gece dövme yapmak istesiniz ilerleyen bir saatte işte çevredeki stüdyonuzun etrafındaki insanlar bile rahatsız olabilecek kadar fazla ses çıkarabiliyordu. Ama şimdi bu makineleri sabaha kadar çalışsanız kimsenin bir şikayeti olmaz, siz bile zar zor duyuyorsunuz, öyle söyleyeyim. Roteri makineler kartuş sistemiyle makinelerde kurulum ve iğne değiştirme çok daha hızlı ve makinelerin gürültüsü de yok denecek kadar azdır. Yani demin bahsettiğim konuda oldukça sessiz çalışan, çok pratik kullanımı olan güzel makineler. Ben de şu anda bir roteri makine kullanıyorum. Hatta birkaç tane roteri makine kullanıyorum. Ancak klasik makinelerimden de vazgeçmiş değilim. Onları da zaman zaman kullanıyorum. Çünkü bazı iğne tercihlerinde mesela onların geçmişte işte daha ince işler yapmak için iğneler vardı. Bu iğneleri kullanmak istediğim zaman tekrar bobinli makineme, klasik makineme dönüş yapabiliyorum zaman zaman. Özellikle line işlerinde, yani çizgi işlerinde bobinli makineler daha çok hoşuma gidiyor hala. Fakat roteri makineler gerçekten aldı yürüdü diyeyim. Yüzlerce model çıktı. Çok iyi markalar çıktı. Çok iyi o markalara rakipler çıktı. Ve genellikle kartuş iğne sistemi kullandığı için daha çok tercih ediliyor. Mesela siz dövme yaparken bobinli bir makinede ikinci mesela çizgi yapıyorsunuz diyelim.
Bir de gölge ya da boyama için daha geniş bir iğne istediniz. İşte flat, 9 flat, sıkla kullandığım 11 flat gibi, 11 mangum gibi bir iğneye geçmek istediniz. Bu iğneye geçerken ya iğneyi, makineyi komple çekip tekrar o iğneyi takıp yeniden oluşturmanız setup'ı gerekiyordu. Ya da ikinci bir makineye ihtiyacınız vardı. Fakat roteri makinelerde ucunda küçücük bir iğne ile, kartuş iğne ile onu çıkarıp hemen diğerine geçebiliyorsunuz. Ve bunu yapmanız ortalama 2-3 saniye sürüyor. Bundan daha fazla değil. O yüzden roteri makineler bu pratik kullanımıyla da dünyada artık çokça tercih edilmeye başlandı. Dövme boyalarıyla ilgili konuşacak olursak, dünyada dövme boyası üreten onlarca marka var arkadaşlar. Bunların en kalitelilerini zaten internette baktığınız zaman fiyat performans olarak da en çok tercih edilenleri görebilirsiniz. Burada şimdi reklama girecek şeyler söylemeyeyim. Dünyada dövme boyası üreten onlarca marka var demiştik. Ülkemizde bu markaların öne çıkanların tümüne ulaşmak mümkün. Yani Türkiye'deki toptancılarda dövme malzemesi satan firmalarda bu boyaların hemen hepsine ulaşabilirsiniz. Yapacağınız dövmeler için sınırsız seçenek mevcut. Yani binlerce malzeme içinde yüzlerce değişik renk seçeneği de mevcut. Aşağıda görmüş olduğunuz bu renk skalasında hani bir akrilik boyayla işte resim yapan bir sanatçının ulaşabileceği hemen hemen bütün renkler, hatta daha fazlasına bile ulaşabilirsiniz. Çünkü birçok ara renk yapılıyor. Birçok dövme modelinde kullanılacak değişik ihtiyaçlar için farklı renkler de üretiliyor. Ve hepsine farklı isimler de veriliyor. O yüzden bu öne çıkan renkleri ve markaları kendiniz internetten araştırabilirsiniz. Kaliteli boya ile daha kalıcı ve daha estetik dövmeler yapılabildiği gerçeğinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. İyi malzeme kullanmak, iyi dövme yapmak anlamına geliyor. Yani dövme tekniğini iyi biliyorsanız, resim teknikleri konusunda kendinizi geliştirdiyseniz, iyi bir dövme sanatçısı olma yolunda ilerlemek için mutlaka ve mutlaka kaliteli malzeme kullanmanız birinci şartlardan bir tanesi. Hijyenden sonra gelen bence en temel özellik kaliteli malzemedir. Çünkü kalitesiz malzemeyle yapacağınız dövmeler yani ömür boyu bir insanın bedeninde kalacağı için bu konuda asla esnememeniz gerekiyor. Evet, maliyetleri biraz daha fazla olabilir ama ömür boyu taşınacağını düşündüğünüz zaman bence hiçbir şey değil. Yani kesinlikle bundan kaçınmamak gerekiyor. Kalitesiz boya ve ekipmanlarla yapacağınız dövmelerde kalitesi aynı oranda olumsuz olacaktır, negatif olacaktır. Onu da üzerine basa basa söyleyeyim. Şimdi dövmeyle alakalı bu birçok konu konuşmak mümkün ama ben işin başlangıç aşamasında şu anda dinleyen arkadaşlarıma bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bunlar neler? Mutlaka dövme eğitimini doğru düzgün almadan önce gerçek bir dövme sanatçısı olmak konusunda istekli misiniz, değil misiniz? Onu kendinize sormanızı istiyorum. Birincisi bu. İkincisi, dövme eğitimi hiç de öyle kolay bir eğitim değildir. Neden? Evet, kolayca öğrenebilirsiniz belki ama iyi bir dövme sanatçısı olmak o kadar kolay bir şey değil. Neden? Çünkü işin içine çok fazla azim giriyor. Çok fazla azmetmeniz gerekiyor. Çok fazla çalışmanız gerekiyor. Bu işi standart temel olarak öğrenmek kısmı okey, kolay ama geri kalan çalışmayla ilerleme kısmı sizde olacağında bu konuda çok istekli olmalısınız. Başta onu söyleyeyim. İkincisi, mutlaka resim teknikleri konusunda eğer dövme eğitimine girecekseniz bu konuda da kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Biz eğitimlerimizde zaten temel olarak bu konuda yardımcı oluyoruz. Size temel basit olarak bu teknikleri gösteriyoruz ama bu konuda ilerleyebilmeniz için oldukça vakit ayırmanız ve çalışmanız gerekir. Hatta mümkünse kara kalem dersleri almanız, temel resim tekniklerini öğrenmeniz ya da benim genellikle bütün öğrencilere tavsiye ettiğim Çizimin Sırları 1 ve 2 isimli kitapları edinip bunlar üzerinde çalışmanız, evde de çalışabilirsiniz bunlara. Bunları çalışmanız gerekiyor. Çünkü temel resim tekniklerini bilmeden sadece baktığınız şeyi yapmaya çalışırsanız bir yere kadar bir şeyler yapabilirsiniz. Yani basit desenlerde takılı kalabilirsiniz. Bunları geliştirmek için yapmanız gereken şey resim teknikleri konusunda ilerlemektir. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi bir dövmeci olabilirsiniz. Hatta ressamlar bu konuda işte hayatında resim yaparak geçinenler, resim öğretmenleri, ressamlar bu konuda eğitim aldıkları zaman çok daha hızlı sonuca ulaşabiliyorlar. Bunlardan en önemli örneklerinden biri bugün burada olacak. Öğleden sonra buraya gelecek ve onunla da
bu konuda konuşmak istiyorum. Kendisi size bu eğitimi nasıl aldığını, nerelere geldiğini, neler yapmakta olduğunu gösterecektir. Bunlardan yola çıkarak diyorum ki tekrar mutlaka resim eğitimi almanız gerekiyor. Bunun yanında dövme sanatçısı olmak konusunda dünyada şu anda bu yükselen bir trend olarak devam ediyor. Ne gibi avantajlar var? Onlardan bahsedeyim. Bir kere dövme sanatçısı olduğunuz zaman bir ekstra mesleğiniz olmuş oluyor. Bir altın bilezik daha takmış oluyorsunuz kolunuza. Dünyanın her yerinde yapılabilecek bir meslek. Dünyanın her yerinde yapılabilecek bir mesleğe sahip olmak da bence büyük bir avantaj ve bunu çok hızlı bir sürede, tabii sizin çalışma performansınızla da alakalı, çok hızlı bir sürede edinebilirsiniz. Ve bu konuda dediğim gibi deneyimleri arttırdıkça, daha çok dövme yaptıkça, daha çok işte latex pedleri var, suni deri olarak kullandığınız eğitimlerde. Bunlar üzerine ne kadar çok çalışma yaparsanız ve gerçek deriye geçtiğiniz zaman ne kadar çok çalışma yaparsanız o kadar hızlı ilerleyeceksinizdir. Ve bu meslekte çok daha hızlı yol alacaksınız demektir. Dünyanın her yerinde geçerli olması ayrı bir şey. Birçok insanın, dünyada artık birçok insanın dövmesi var ve bir dövme yaptıran mutlaka onunla sınırlı kalmayıp birçok dövmeler yaptırıyor. Ve bu anlamda da siz de bir dövme sanatçısı olarak o insanların hayatında ona kalıcı bir iz bırakabilirsiniz, güzel bir hatıra bırakabilirsiniz. Çok güzel sosyal de bir iş aynı zamanda. Çünkü gelen farklı farklı bir sürü insana farklı desenler yapıyorsunuz, onların hikayesini dinliyorsunuz. Onlarla o anı paylaşıyorsunuz ve bence insan birçok insanı unutabilir hayatında ama dövmecisini unutmaz çünkü onunla ilgili bir desen taşıyor olmaktadır. O yüzden özel bir anlamı da var bana göre. Üçüncüsü, gerçekten şu anda pandemi dönemindeyiz. Bu eğitimi pandemi döneminde size anlatıyorum ama pandemi dönemi bitecek ve eski normal hayatımıza devam edeceğiz. Belki yeni kurallarla devam edeceğiz ama insanlar yine dövme yaptırmaya şu gün olduğu gibi devam edecekler. Şu ara standart, hani belki insanların şöyle düşünüyor olabilir. Hani şu anda pandemi var, dövme yaptıran sayısı azaldı. Evet azaldı, doğru. Ama bu değişecek. Şu anda bizim stüdyolarımız açık. Dövme yapmaya devam ediyoruz ama bütün o hijyen şartlarına uyuyoruz. Gerekli önlemleri alıyoruz. Bizler de sizler gibi hafta sonları evimizdeyiz ama hafta içi yine müşterilerimizle buluşuyoruz. Gelir olarak dövme sanatçısı, iyi bir dövme sanatçısının bence başka hiçbir işe ihtiyacı olmadan geliriyle gayet geçinebilecek seviyeye gelebilir kısa süre içinde. İyi bir dövme sanatçısı olma yolundaki insanlar da bu şekilde olur. Burada yapılması gereken mutlaka ilk başladığınız zaman, yani gerçek deri üzerinde çalışmaya başladığınız zaman neyi yapamadığınızı iyi bilmeniz, analiz etmeniz gerekiyor. Yapamayacağınız hiçbir işe kalkışmamanız gerekiyor. Neden? Çünkü yapacağınız hata ya da yapacağınız dövme sizin istediğiniz gibi, istediğiniz kalitede olmadığı zaman bunun mutlaka o insan karşısında, o insanın hayatında olumsuz bir etkisi olacaktır. O insan etrafına sürekli o dövmeyle alakalı işte mutsuzluğunu dile getirecektir. Kim yaptı dediği zaman da sizin adınızı verecektir. O yüzden arkanızda, ben şöyle söylüyorum, benim tarzımda arkanızda leş bırakmayın diyorum arkadaşlar. Arkanızda kötü iş bırakmayın, yapabileceğiniz dövmelere yönelin ve onları en iyi şekilde yapın. Kendinizi geliştirdikçe yeni dövmelere girişin. Diğer denemeleri de suni deri üzerinde yapın, insanlar üzerinde denemeyin diyorum. Çünkü dediğim gibi yapacağınız kötü işler peşinizden gelecektir. 5 sene geçse, 10 sene geçse bile hala sizin adınızı anılacaktır. Çünkü o insanlar ölene kadar o dövmeleri taşıyorlar. Bu işin etiği olarak da çok önemli. Belgelerinizi aldıktan sonra gerekli işte stüdyonuzu açacaksınız ya da bir stüdyoda çalışacaksınız. Burada yapacağınız tüm işlerde özellikle birinci derecede hijyen olayına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bütün önlemleri almanız gerekiyor. Maskenizi kullanmanız, eldivenizi kullanmanız, tek kullanımlık disposable dediğimiz kullan at malzemeleri kullanmanız çok önemli. Dövme yapacağınız alanın steril olması çok önemli. Dövme setup'ının, yani dövme malzemelerini, dövme yapacağınız malzemelerini hazırladığınız yerin alkolle temizlenmesi, üzerinin streç filmle ya da folyoyla kaplanması, bütün ekipmanların eldivenle oraya yerleştirilmesi ve dediğim gibi hiçbir şeye elinizle dokunmamanız gerekiyor. Ten temas olmaması gerekiyor.
Ağzınızı özellikle maske, burnunuzda maske olması gerekiyor. Ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde. Şu dönem için özellikle söylüyorum. Ve stüdyonuzda minimum insan barındırmanız gerekiyor. Çünkü dövmeye hiç kimse tek başına gelmiyor genellikle. Yanında bir arkadaşıyla mutlaka gelmek istiyor. Ama bunu müşterinize önceden söylemeniz gerekiyor. Yani tek başına gelin ya da maksimum bir kişiyle gelin. Randevularınızı ona göre ayarlamanız, içeriği bolca havalandırmanız gerekiyor. Bütün malzemelerinizin dediğim gibi hijyenik, steril bir şekilde hazırlanması ve dövmeyi yaparken aslında hem karşınızdakini hem de birinci derecede kendinizi korumanız gerekiyor. Çünkü şöyle sorular geliyor mesela dövme yaptırmaya gelen müşterilerimizden. İşte bir hastalık kapar mıyım? İşte acaba işte her şeyi tek kullanımlık mı? Vesaire gibi sorular geliyor. Bunu müşterilerinizin göz önünde hazırlamanızı tavsiye ederim. Çünkü ondan gördük ki bunu rahatlıyorlar. Mesela iğneyi onun gözünün önünde sıfır paketini açmanız, bütün işte yerleşimini ona göre yapmanız, ne kadar hijyene dikkat ettiyseniz o kadar karşı taraf rahatlayacaktır. Bunun müşterinizin gözünün önünde bunları hazırlarsanız sizin için daha da pozitif olur. İki taraf da daha rahat olur. Dediğim gibi başta kendinizi korumanız gerekiyor. Çünkü birisinden, yani dövme yaptığınız kişiden geçebilecek rahatsızlık ya da elinize batabilecek bir iğneyle size de geçebilir. Ya da onun kanından hani minimum kan oluyor. Gerçi dövmede çok fazla kan görünmüyor ama doğru yapıldığı zaman. Buradan geçebilecek bir rahatsızlık sizin hayatınızda olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden bunlara çok dikkat edeceğiz. Eldivenimizi mutlaka kullanacağız. Hijyenik bütün kurallara uyacağız arkadaşlar. İnsanlar dediğim gibi kendileri için böyle soru soruyorlar. Diyorlar ki işte acaba buradan bir hastalık kapar mı, şöyle olur mu, böyle olur mu? Ama aslen biz daha fazla risk altındayız. Bunu söylüyoruz. Biz kendimizi korumak için aslında bu önlemleri en başta kendimizi korumak için aldığımızı, tabii ki siz de son derece orada dikkatli bir şekilde düşündüğümüzü dile getiriyoruz. Bunlar en çok karşılaşılan sorular. Bir de artık duymaktan bıktığımız sorular var. Aslında dövmecilerin yıllardır, hani ben şimdi 15 yıldır profesyonel olarak stüdyo işletiyorum. Daha evvel de dövme yapıyordum ama amatör olarak yapıyordum. Bu 15 yıllık süre içinde en çok duyduğum sorulardan başta geleni günah mı sorusu oluyor arkadaşlar. Bu konu tamamen kişinin kendisiyle alakalı bir şey. Biz bu konuda ahkam kesemiz çünkü tarafız aslında. Biz dövme yaparak hayatımızı geçiriyoruz ve insanlara hayır günah değil yaptır ya da işte hayır günah işte yaptırma diyecek durumda değiliz. Bu tamamen kişinin inancıyla, kendisiyle alakalı, vicdanıyla alakalı bir şey. Eğer böyle bir konudan çok rahatsızlık duyacağını düşünüyorsa yaptırmaması konusunda biz terkim ediyoruz insanlara. Yani yaptırma, eğer böyle bir şeyde rahatsızlık olacaksan ömür boyu belki sıkıntı çekeceksin diyoruz. İkincisi acıyor mu sorusu çok geliyor. Şimdi dövmenin iğneyle yapıldığı gerçeğinden yola çıkarak evet bir şey hissediliyor ama korkunç bir acı da değil. Fakat acımıyor deseniz insanın işte dediğim gibi her insanın ağrı eşiği farklı. Kimisine acımıyor derseniz acıyor hissedebilir. Kimisine acıyor derseniz hiç canım yanmıyor diyebilir. Bir de yapan kişinin uzmanlığıyla da alakalı. Yani deriye ne kadar penetrasyon dediğimiz derinlikte girdiğiyle, ne kadar baskı yaptığıyla, derinin hassasiyetiyle alakalı bir durum olduğu için sizin yaptığınızda başka bir şey hisseder, başkasının yaptığında başka bir şey hissedebilir. O yüzden bu konuda da çok net bir şey söyleyemeyiz. Genellikle bizim söylediğimiz dayanamayacak bir acısı yoktur. Ama hiçbir şey hissetmiyorsun, hiç canın yanmıyor gibi bir şey asla söylemiyoruz. Ve dövmeyi yaptırdığı yer olarak da tercihi de çok önemli. Mesela boynuna dövme yaptırırsa başka bir şey hisseder, omzuna dövme yaptırırsa başka bir şey hisseder, işte, sırtına dövme yaptırırsa başka bir şey hisseder. O yüzden yaptırdığı yerin de değişik hissiyatları olduğunu, bununla ilgili algoritmalar ve desenler de yapılmış. En çok nereden acıyor işte dövmede vesaire gibi. Böyle bir şey de bulundurabilirsiniz. Bu müşterinizi bilgilendirmek anlamında bence pozitif bir şey. Çünkü çok iyi anlıyorum. İlk defa dövme yaptıran bir bilinmeze doğru işte gelmiş. Ne yaşayacağını bilmiyor. Bir sürü şey sorarak kendisini rahatlatmak istiyor. Bu konuda dürüstçe ona duymak istediği şeyleri söylerken yalan da söylememeniz gerekiyor. Eksik söylememeniz gerekiyor. Neyse onu söyleyip doğru bilgi vermeniz gerekiyor. Bu ilişkiniz için, baştan güven için de çok önemli bir şey. Etik değerler konusunda bu işte çok sıkça sorulan sorularla tabii ki karşılaşacaksınız. Artık benim için yüzümü güldüren bir şey oluyor bu hayatımda. O kadar çok karşılaşıyorum ki her gelen mesela kesinlikle acıyorum diye soruyor. Onu net yani. Acıyorum diye sormayan belki bugüne kadar bir kişi olmuştur. Ya da iki kişi olmuştur. Yüzlerce insan içinde. Bunun dışında
etik değerler olarak şöyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. İlk başlarda tabii ki dövme çalışmalarımızı suni lateks pedlerden çıkıp işte gerçek cilt üzerine deneyeceğiz ve biz burada kurban diye adlandırdığımız yakın çevremize yapacağız bunları. İşte eşimize, dostumuza, anamıza, babamıza belki denemeler yapacağız. Onların hayatında kötü izler bırakmamak için lütfen doğru şeyler tercih edin ve onların da hayatında olumsuz bir iz bırakmayın derim. Çünkü insan ilk başta yakın arkadaşlarına, eşine, dostuna, ailesine bu dövmeleri yapıyor. Ondan sonra müşterilere geçiyor. Bazıları çok cesurca davrandığını düşünüp hemen profesyonelmiş gibi yapmaya başlıyorlar ve kötü sonuçlar alıyorlar, onu söyleyeyim. Çok bu konuda dikkatli hareket etmek gerekiyor. Özellikle 18 yaş altındaki insanlara aile izni olmadan kesinlikle dövme yapmamanız gerekiyor. Çünkü bu konuda yasal müeyyideler uygulanabilir. Eğer aile şikayetçi olursa, ailenin haberi olmadan 18 yaş altında birisine dövme yaparsanız, ruhsatınızı kaybedebilirsiniz, lisansınızı kaybedebilirsiniz, birçok şey başınıza gelebilir. Hani davalık olabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Bu konuda kesinlikle esnememeniz gerekiyor. Gerekirse kimlik imlazı yapmalarını isteyebilirsiniz. Aileleri konusunda izin istediklerimiz kişiler de hani mesela işte evet aileden izni belki alıyor getiriyor. Fakat siz onun hayatında genç bir insan hayatına kötü bir dokunuş yapmamak için ileride meslek seçimlerinde önünde bir engel çıkmaması için görünen bir yere yapmamanızı tavsiye ederim. Yani ilk dövmesi mesela görünmeyen bir yerinde olsun. İşte omuzunda olsun mesela. Kolunda olacağına omuzuna yapmayı kendisine teklif edin. Görünen bir yere yapmayacağınızı söyleyebilirsiniz. Onun hayatında olumsuz bir şey yaratmamak için. Çünkü polislik, askerlik, hosteslik gibi mesleklerde maalesef vücutta dövme olduğu zaman görünmeyen bir yerde bile olsa o mesleğe alınamama gibi bir durum var ülkemizde. Birçok ülkelerde de uygulanıyor bu söyleyeyim. Bu konuda çok iyi bilgi vermeniz ve etik davranmanız çok önemli. Çünkü sonradan o insan belki yaptığı dövmeden vazgeçecek. Belki o anki ruh haliyle olmayacak ve işte bir memuriyete girmek isteyecek. Ona yaptığınız küçücük bir desen yüzünden hayatı etkilenebilir. Bunu iyi düşünün ve iyice emin olmadığınız sorun kendisine. Hani aile izni alıp almamasından ziyade sizin vicdanınızdan geçiyor mu geçmiyor mu bence onu mutlaka tartın. Ben öyle davranıyorum, öyle yapıyorum. Çünkü ondan kazanacağım küçük bir meblağıyla onun hayatını karartacak bir vicdansızlık yapmak istemem. Sizlere de böyle tavsiye ederim. Daha rahat hissedersiniz kendinizi. Dövme konusunda, dövme seçimlerinde insanlar üzerinde biraz insanların psikolojisinden de insan zamanla anlamaya başlıyor. Bunu yapmak için insanları iyi dinlemeniz, ruh halini iyi anlamanız gerekiyor. Mesela alkollü olduğunu hissederseniz, işte hareketlerinden, işte alkol kokup kokmadığından vesaire birçok yöntem var bunu anlamak için. Kesinlikle alkollü bir insana dövme yapmıyoruz. Çünkü o anda doğru karar vermiyor olabilir ve ertesi gün birkaç saat sonra bundan çok pişman olabilir. O yüzden alkollüyken asla dövme yapmıyoruz. Depresyonda olabilir, işte eşinden, sevgilisinden ayrılmış olabilir. O anki ruh hali geçici bir ruh halidir, olumsuz bir ruh halidir. Belki bir süre sonra iyi hissedecektir ama kötü hissederken hiç istemediği bir şey yaptırabilir insanlar ya da bu taleple gelebilir. Olumsuz bir şey yazdırmak, olumsuz bir şey yaptırmak isteyebilirler. Özellikle sevgili isimleri konusunda ben çok takıntılıyım. Size de tavsiye ederim, bunu kesinlikle yapmayın. Bir sevgilisinin adını yazdırmak isteyen genç insanları ben hep engelliyorum. Neden engelliyorum? Çünkü hayatlarında mutlaka o değişiklik oluyor. O kişiyle ayrılabiliyorlar, yüksek ihtimalle ayrılabiliyorlar. Ve o kalıcı iz vücudunda kalıyor ve nasıl kurtulacağını düşünmeye başlıyor. Hele ki bir de baştan büyük yazdırdıysa o ismi, yani onu kapatmak gerçekten hem oldukça güç hem de onun istemediği büyüklükte bir dövme taşımasına neden olabilir. O yüzden bu konuda ben isim yazmıyorum ya da sevgili ismi yazmıyorum diye özellikle söylüyorum insanlara. Eş isimleri konusunda bile hala çok emin değilim. Eş isimleri konusunda bile çok istekli değilim. Bunu da söylüyorum. Bazen karşı taraf buna bozuluyor. Özellikle ismi yazdırılacak kişi bozulabiliyor ama ben en azından böyle böyle şeyler olabilir diye söylüyorum. Artık onların kendi arasında kalmış bir şey. Fikirlerini çoğunlukla değiştirmek istemiyorlar. Ben yapmayı tercih etmiyorum. Bu şekilde anlaşıyoruz. Bunun dışında dövmeyle alakalı gelen taleplerin dediğim gibi insanların psikolojisinden biraz anlamanız gerekiyor. Bu zaman içinde olacaktır ya da
çok insanla muhatapsınızdır, çok arkadaşınız vardır, anlarsınız insanın hani ruh halini, mutlu mu, üzgün mü, işte agresif mi, o an ani bir karar mı veriyor gibi. Bu konularda birazcık insanları yavaşlatmanız gerekiyor olabilir. Kişilerin, özellikle dövme yaptırmaya gelen insanların geldiği zaman orada size istediği desenden emin olup olmadığını anlamak için çok kolay yöntemler var. Mesela benim uyguladığım en baştaki yöntem şu, işte genç bir arkadaş geldi, Reşit, evet, 19 yaşında, 18 yaşında doldurmuş, 20 yaşında vesaire. Diyor ki ben işte atıyorum bir kertenkele dövmesi istiyorum diyor. Ben de diyorum ki şöyle yapsak daha iyi olmaz mı diyorum. Hemen diyor ki evet o da olabilir diyor mesela. Hemen fikrini hızlıca değiştirebiliyor. Bu ne demek? Aslında istediği dövme konusunda emin değil ve bundan pişman olma ihtimali çok yüksek demek. Bu yöntemle çok hızlıca belirleyebilirsiniz emin olup olmadığını. Ne yaptırmak istediğine emin olan insanlar desende çok büyük bir değişiklik yaptırmadan belki bazı fikirlere açık olabilir. Der ki işte şurasını şöyle yapalım bu desenin. Şurasını böyle yapmasak daha iyi olur dediğin şeylere okey verebilir ama hızlıca bu desen yerine, işte kertenkele yerine kelebek yapalım mı dediğin zaman bundan etkilenip evet olabilir demez. Yani uç iki örnek verdim ama gerçekten de bu şekilde oluyor. Bambaşka bir örnek veriyorsunuz. Çok alakasız bir şey, acaba bunu yapsak nasıl olur diyorsunuz. Ona evet olabilir deyip sıcak bakıyorsa bilin ki o kişi dövme yaptırmaya hazır değil. Çünkü bu dövme böyle kolay kolay çıkartılabilecek, silinebilecek bir şey değil. Bu inançla gelen çok insan var. İşte pişman olursam sildiririm gibi bir mantıkla gelen çok müşterimiz oluyor. Onlara söylemeniz gereken şey gerçektir. Gerçek de şu, o dövmeyi sildirmek için lazer merkezine gidecek. Özellikle dermatolog eşliğinde bu konuyu yapar. Yani bu konuda uzman bir lazer merkezine gidecek. Dermatolog bakacak ve bu işlemi yaparken hem acı çekecek hem de çok fazla para harcayacak. Yani normal dövme yaptırmaktan belki 10 kat fazla para harcayacak. Ve her seans arası ortalama 1,5 ay beklemek zorunda. Bir seansa silinmeyecek, küçücük bir dövme bile olsa belki 4 seans gidecek, 3 seans gidecek, 5 seans gidecek. Ve her seferinde de arada 1,5 ay beklemesi gerekecek. Finalde de tam olarak çıkacak mı, çıkmayacak mı net bir şey bilmiyoruz. Biz bunu garantisinde veremeyiz dövmecilerle. Biz yapabiliriz. Dövme yapmakla alakalı konularda konuşabiliriz. Silmekle alakalı konularda konuşabilen dermatologlar ve lazer merkezlerindeki yetkililer. O yüzden bu konuda bize çok söz düşmez. Sadece bunun kolay silinmediğini söylememiz gerekiyor. Bu konuda dediğim gibi açık ve net olduğunuz zaman insanlara karşı oluşan güven sonucunda daha fazla insana tavsiye edileceksiniz aynı zamanda. Benim bugüne kadar başıma geldiğinden en hoşnut olduğum durum şu. Mesela bazı genç arkadaşları reddediyorum. İşte ailesiyle bile gelse, annem yanında, babam yanında, işte iznim de var diyor, anasını babasını getiriyor. Dövmeyi istiyor. Fakat ben diyorum ki annenin babanın istemesi yeterli, ben yapmak istemiyorum sana dövmeyi. Çünkü pişman olacağını düşünüyorum diyorum. O insan o an için bana kızıyor, üzülüyor. İşte belki beni çok, nasıl diyeyim, olumsuz görüyor o an için ama kısa bir süre sonra, birkaç ay sonra ne demek istediğimi anlıyor. Hem anne babası bana onu güven içinde teslim edebiliyor. Çünkü ona yanlış bir şey yapmayacağımı biliyor. Hem de o anne baba ya da o kişi çevresine de bu şekilde anlattığı için insanlar da bu anlamda sizi olumlu yönlerinizden tanımış oluyorlar. Dövme yapmak sadece deriye çok iyi dövme yapmak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu işin dediğim gibi baştan beri ısrarla söylediğim gibi etik değerlerine de çok saygılı olmaktan geçiyor. Hijyen konusunda asla esnememekten geçiyor. İyi çalışmak ve güzel dövmeler yapmaktan geçiyor. Ama sağlıklı bir ortam oluşmadıktan sonra iyi dövme yapmanın da bir anlamı yok. Ya da işte yarın öbür gün pişman olacak bir insana hiç istemediği bir şeyi çok güzel işlemek veya pişman olabileceği bir şeyi çok iyi işlemek de bu işin özünde olan bir şey değil. Hepsini bir arada düşünmek lazım. Etik değerler, sağlık ve iyi bir dövmeci olarak güzel bir desen yapmak gibi. Bunların hepsini birleştirmeniz gerekiyor. Bu işin geneliyle alakalı çok merak eden insanlar oluyor. Dediğim gibi iyi bir dövmeci normal standart bir asgari ücretin 4-5 katı kadar para kazanabilir arkadaşlar. Bu çok net. Özellikle bahar ve yaz dönemlerinde kendisini ispatlamış, iyi yetiştirmiş bir dövmeci kısa süre içinde, hani 3 ay, 5 ay içinde iyi hazırlanırsa, işte resim eğitimi, dövme eğitimi, bu konuda yoğun çalışmalar, bu konuya hazır hale gelebilir. En başta söylediğim şey istekti. Gerçekten istekli olduğunuza eminseniz, bu konuya da vakit ayırabileceğinize eminseniz bence
yetişebilirsiniz ve çok iyi bir dövme sanatçısı olabilirsiniz gerçekten istiyorsanız. Bunların dışında şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz öğleden sonra ama şimdiden sorularınızı hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Bu konuda yapmak istediğiniz, yol almak istediğiniz her şeyde biz size yardımcı olabiliriz. Özel ders zaten yapıyoruz. Birebir çalışma yapıyoruz. Biz böyle bir kocaman sınıf yapıp bir sürü insan aynı anda eğitmeye çalışmıyoruz ki bu çok mümkün değil. Çünkü herkesin hem yetenekleri hem özellikleri farklı. Eksikleri farklı. Onları doğru tamamlamak için birebir eğitim yapmamız gerekiyor. Bir hafta süren birebir eğitim sonucunda sizin durumunuza göre bir onay veriyorum. O onaya göre buradaki sertifika olayınızı da onaylamış oluyor. Yani size sertifika ulaştırmak üzere hazırlanmaya başlıyor. Fakat onay vermediğim vermeyeceğim durumlar da olabilir. Eğer kendinizi iyi yetiştirmezseniz ben bu sertifikaya onay vermiyorum çünkü takdir edersiniz ki işte sizin yetiştiğiniz bir öğrenci işte böyle mi oldu diye yarın bugün bir dönüş olacaktır. Ya da o dövme yapacak kişilerden kimden öğrendiğini belki anlatacaktır. Sizin için de benim için de olumsuz bir şey olacaktır. İki taraf için de çok olumsuz bir şey olur. O yüzden birebir eğitimde hızlı ilerlemek için nasıl bir sistem izliyoruz onu anlatayım. Haftada bir gün geliyorsunuz. Bu 5 saatlik bir eğitim. Zaten 5 saatin üstünde de kimse dayanamıyor o eğitime. Çok yorucu da olabiliyor. 5 saat o eğitimi yaptıktan sonra o eğitimde öğrendiğiniz, size anlatılan şeylerden bazı ödevler veriliyor. Siz suni çalışmaya, latex pad üzerinde, suni deri üzerinde bir dahaki, mesela pazartesi günü geldiniz, bir dahaki pazartesi gününe kadar o verilen çalışmaları yapıyorsunuz evde. Bunun için neye ihtiyacınız var? Bir dövme setine ihtiyacınız var. Bu dövme setini ister kendiniz alıyorsunuz, isterseniz bize danışarak alabilirsiniz. Biz de sizi doğru yönlendirecek, size uygun, en bütçeniz uygun, en iyi dövme setup'ını bu konuda yapabiliriz. Bu dövme setiyle evde aldığınız eğitimin tekrarını ve verilen ödevleri çalışıyorsunuz ki bir dahaki hafta geldiğiniz zaman o 5 saatlik eğitimde alacağınız ikinci bölüm, hani level 2 diyeyim, o eğitime hazır olmanız gerekiyor. Bileğiniz işte ne kadar baskı uygulayabildiğiniz, orada yaptığınız çalışmalardan biz bunu anlayabiliyoruz. İkinci derse geldiğinizde daha farklı bir eğitim, daha ileri bir düzey eğitim alıyorsunuz. Mesela ilkinde line yani kontür çekmeyle alakalı eğitim aldınız. İkinci hafta gölgelemeyle alakalı, üçüncü hafta renklendirmeyle alakalı, dördüncü hafta üç boyutlu realistik dövmelerle alakalı bir eğitim alacaksınız. Ama bunları bölüm bölüm yaparken eğer arada çalışmazsanız o bir hafta boyunca ikinci derse geldiğiniz zaman yani ikinci hafta geldiğiniz zaman ikinci hafta derslerine de hazır olamamış olursunuz. O yüzden baştan bunu üstüne basa basa söylüyorum. Çalışmak ve istekli olmak çok önemli. Gerçekten bir dövme sanatçısı olmak istiyorsanız bu eğitim ayıracağınız bir ay ya da birkaç ay zamanı mutlaka yoğun biçimde çalışarak geçirmeniz gerekiyor. Kolay bir şekilde yapabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz bence hiçbir meslek yok hayatta. O yüzden bunu baştan özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bunların dışında dövme eğitimi almak için şartlar 18 yaşında olmanız bunun için yeterli. Bu işe vakit ayırabiliyor olmanız bunun için yeterli ve ilerleyen dönemde yurt içinde ya da yurt dışında dövme yapmak istiyorsanız eğer bu konuda bence araştırmalar yapın. Dövmeciler nasıl yaşıyor, nasıl çalışıyor? Stüdyoları nasıl, işte nasıl bir stüdyo hayal ederdiniz ya da nerede çalışmayı hayal ederdiniz? Bütün bunları şimdiden araştırmaya başlayın derim. Fakat en başta, programın başında da söylediğim gibi temel resim eğitimi konusunda eğer eksikseniz bunu mutlaka tamamlamalısınız. Evde, programın başında önerdiğim Çizimin Sırları 1 ve 2 kitabıyla belki başlayabilirsiniz. Şu pandemi döneminde kursa gidemezsiniz. Ama online eğitimler var, YouTube videoları var. Ya da bizim eğitimimizde, birebir eğitimimizde verdiğimiz temel teknikler var. Ya da ekstra özel dersler var. Bunlar için mutlaka resim teknikleri konusunda hazır olmanızı önemli tavsiye ediyorum. Bu olmazsa, başta da söylediğim gibi, çok standart işler yapabilen bir dövmeciye dönüşürsünüz ki bu sizin için iyi bir şey değil. İstenilen bütün dövmeleri yapabiliyor olacak kadar donanımlı olmanız benim için daha iyi. Dünyada birçok dövme kategorisi var. İnsanlar belli konularda uzmanlaşıyor. Kimisi realistik dövmelerde, işte kimisi tribal dövmeler konusunda yaratıcı şeyler yapabiliyor. Dark dövmeler konusunda bir sürü teknik, bir sürü
sistem var. Bir tanesi de uzmanlaşabilir ve o konuda da sadece minimal dövmeler yapıyorum sadece diyebilirsiniz. Sadece minimal dövmeler yapabilirsiniz. Sadece işte Maori tarzındaki desenleri vücuda işleyebilirsiniz. Sadece portre de yapabilirsiniz ya da hepsinden de yapıyor olabilirsiniz. Bu tamamen sizin hem tekniğinizle, çalışmanızla da alakalı. Neyi sevdiğinizle çok alakalı. Bunlara iyi karar vermek için çalışırken, yaparken zaten bu yol çiziliyor. Yani aynı bir sürü meslek atıyorum. Doktorluk mesleğine önce temel tıp eğitimini alıyorsunuz. Sonra uzmanlığınıza ayrılıyorsunuz. Hani işte cerrah mı olacaksınız, kadın doktor mu olacaksınız, daireci mi olacaksınız? Ondan sonra karar veriyorsunuz. Bu bizim eğitimde basitçe önce temel eğitim alıyorsunuz ve hangi stilde dövme yapmak istediğiniz konusunda sonradan karar verebiliyorsunuz. Çünkü temel eğitim almadan buna karar vermeniz pek mümkün değil. Dövme eğitimi alacak arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum ve onlara şöyle bir şey tavsiye edeyim. Şimdiden yakın zamanda dövme eğitimi aldıktan sonraki yakın zamanda gerçekleri üzerinde kimlere dövme yapacağınızı, yani ben kurban diyorum onlara, ilk baştakilere, onlar da onu bile bile yaptırıyorlar. Hani yanlış olabilir, eksik olabilir ama düzeltilebilecek şeyler yaptırıyorlar sonrasında. Bir de bizim kontrolümüzde olduğu için biz de müdahale edebiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Kimse hani dövme eğitimi alan kişi yaptı diye kötü bir dövmeyle oradan göndermek istemeyiz. Biz de müdahale edip bunu yanlış bir şey yapılırsa kurtarabiliriz. Öyle dövmeler desenler seçiyoruz zaten. Bu kişileri şimdiden belirleyin. Şimdiden resim teknikleri konusunda çalışmalara başlayın. Ve bana göre çok da heyecanlı, güzel bir şey bu. Hani yeni bir meslek ediniyor olmak, hayatına yeni bir adım atıyor olmak ya da ekstra altın bir bilezik takıyor olmak çok heyecanlı, güzel bir şey. Kendiniz için bu yatırımı yapın diyorum. İstiyorsanız eğer, zaten şu anda bu programı eğer izliyorsanız bunu yapmayı düşünüyorsunuzdur. Doğru kararı vereceksinizdir. Eğitimlere hepinizi bekliyoruz. Programın ikinci bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hepinize selamlar.